Ben Sayın İmamoğlu'nu savunma noktasında değilim. Ama Allah aşkına karşı tarafın söylediği kadar da gavur biri değil. Bu adamı biz Eyüp Sultan'da gördük, Kur'an okurken gördük. Ekrem İmamoğlu'na kim gavur demiş bugüne kadar? İnsan bazen sıkıntıda kalıp ağzından kalmış, kaçmış bir cümleyle yargılanmamalıdır. Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanının vekili olan bir kişinin böyle ekranlarda ulu orta ben kendi adıma konuşuyorum, partinin ne düşüneceği falan filan deme lüksü yok. Ben kendisini savunmak noktasında değilim ama bir gerçek var. Ellerini kollarını bağlamışsınız birinin, hadi dövüş diyorsun. Ona rağmen bir takım hizmetler yaptı ve benim bildiğim çok net ifadesini söylüyorum. O kanala karşı. Baba senin o kadar İmamoğlu aşkın depreştiyse yeniden Refah Partisi genel başkanının vekilliği olarak diyeceksin ki sen genel başkanım. Bana eyvallah. Bana affını rica ediyorum. Ben İmamoğlu'nu çok beğeniyorum. Gavur da değilmiş. Beraber bir gidip bir safta, aynı safta Sultanahmet'te namaz kılmak istiyorum diyorsun. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili. Evet. Ne dedi? Yani ben bir takım açıklamalarını dinledim. Dünden beri Doğan Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar o kadar çok güzel, her şey güzel olacak sloganlarını yeniden hatırlatmasına sebep oldu. Yeniden bir canlandırdı o ifadeyi sanki. Evet, yani bir Ekrem İmamoğlu savunur ya da onu destekler bir şey gördüm. Bir takım işte ifadeler bir izleyelim. Gördüm. Olur, bir izleyelim onu. Biraz evvel ifade ettiğim gibi ben Sayın İmamoğlu'nu savunma noktasında değilim. Ama Allah aşkına karşı tarafın söylediği kadar da gavur biri değil. Bu adamı biz Eyüp Sultan'da gördük, Kur'an okurken gördük. İnsan bazen sıkıntıda kalıp ağzından kalmış, kaçmış bir cümleyle yargılanmamalıdır. Ben kendisini savunmak noktasında değilim ama bir gerçek var. Ellerini kollarını bağlamışsınız birinin, hadi dövüş diyorsun. Ona rağmen bir takım hizmetler yaptı ve benim bildiğim çok net ifadesini söylüyorum. O kanala karşı. Bu dahi beka sorunumuzdur bizim. O bile Murat Kurum Beyefendinin olmaması için yeterli. Doğan Hoca sanki Kanal İstanbul projesine karşı gibi duruyor. Keza böyle biliyorum. Ya Doğan Hoca'nın şimdi ben sabahleyin yeniden Refah Partisi'nin bir yetkilisiyle konuştum. Önemli bir ismiyle konuştum. Dedim ki ya Doğan Hoca Halk TV'de. Bu bir. İkincisi Doğan Hoca kendi görüşünü mü dile getiriyor yoksa partinin görüşünü mü dile getiriyor? Yani Doğan Hoca yeniden Refah Partisi'nde sıradan birisi değil. Vekil. Şimdi burada ekranda mesela ben duymadım tabii, videoyu tamamen şey yapmadık. Diyor ki ben kendi adıma konuşuyorum. Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanının vekili olan bir kişinin böyle ekranlarda ulu orta ben kendi adıma konuşuyorum, partimin ne düşüneceği falan filan deme lüksü yok. Bu bir. İkincisi Doğan Hoca ne yapıyor? Şahsi görüşlerini açıklıyor. Evet. Değil ama mi? Orada da şöyle ama bir maşallah, şey. Ama maşallah şahsi görüşünü açıklarken sanki destekliyor gibi. Ne var canım? Eyüp Sultan'a gidiyor. Kur'an-ı yani, Kerim okuyor işte deyip. Orada şöyle yani ifadeler biraz şey. İmamoğlu aşkı depreşmiş. Biraz. Bana da öyle geldi. Hayırdır hocam? Yani İmamoğlu'nu bak sen Cumhur İttifakı'nın içinde olan bir parti olarak seni yapman gereken şey şu. Dersin ki AK Parti'nin ne yaptığı belli değil. AK Parti şu yanlışları yapıyor. AK Parti şununla beraber şunu yapıyor. Ama sen karşı cephenin korusunda yer alıp Murat Kurum yok, Kanal İstanbul tamam. Doğan Hoca bir Kanal İstanbul'la ilgili bir kitabı var. O tezini savunuyor vesaire ama yani sen bu konumda birisi değilsin. Bir, ikincisi
Yani Ekrem İmamoğlu'na kim gavur demiş bugüne kadar? Türkiye'de yani kim AK Parti'den, MHP'den veya işte başka bir şeyden, yani CHP'nin karşısında olan, İmamoğlu'nun karşısında olan bütün siyasi partilerden, muhaliflerden vesaire, gazetecisinden, yazarından vesaire bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'na kim gavur demiş? Kim gavur dedi? Ben duymadım. Yani bu adam çıkmış diyor ki Ekrem İmamoğlu o kadar da gavur değil diyor. Efendim Eyüp Sultan'a git namaz kılıyor. Kur'an okuyor. Tamam. Bunu niye anlatıyorsun? Yani bunu niye Müslümanlaştırıyorsun ya da? Hayır, o ifade yanlış. Hayır, Müslümanlaştırıyorsun şöyle. Hayır, yanlış. Sanki gavur demişiz de o kendi adına savunur, onu Müslümanlaştırmaya çalışıyor. Evet, yani hayır. Bu anlamda yani. Kimse bir şey öyle bir ifade kimse kullanmamış bugüne kadar. Yani adam ne yapıyor? Burada muhafazakar camianın yüzüne sokuyor Ekrem İmamoğlu. Yani o senin ifadenden ziyade muhafazakar camianın gözüne sokuyor. Diyor ki ya bu AK Parti diyor tamam buna gavur diyor falan ama kardeşim adam namaz kılıyor. Adam Sultanahmet'e gidiyor. Adam Yasin okuyor. Kur'an okuyor. Bizim tabanımız ne dersiniz? Biz bu süreçte İmamoğlu'yla falan o da şeye karşı Kanal İstanbul'a, ben de karşıyım, nasıl olur falan diyor anlamında kullanıyor. Ama dönüp bunu diyor ki benim şahsi görüşüm. Baba senin o kadar İmamoğlu aşkın depreştiyse yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'nın vekilliği olarak diyeceksin ki sen Genel Başkanım. Bana eyvallah. Bana affımı rica ediyorum. Ben İmamoğlu'nu çok beğeniyorum. Gavur da değilmiş. Beraber bir gidip bir safta, aynı safta Sultanahmet'te namaz kılmak istiyorum desin. Şimdi ben sabahleyin aradım. Dedim ki yeniden Refah'ın önemli isimlerinden birisiyle konuştum. Doğan Hoca'nın dedim söylediklerinden ne anladınız? Dedi ki bizim partimizi bağlayan görüşler değil. Ben dedim anladım zaten sizin partinizi bağlamayan görüşleri. Ama ne anladınız? Doğan Hoca'nın hassasiyeti var diyor. Nedir? İttifak görüşmelerinde yer alan bir isim. Yani bir gergin. Daha o gerginliği atlatabilmiş değil. Bir şey olmuş yani. O geçen dönemdeki ittifak görüşmelerinde Doğan Hoca bir şey olmuş ve Doğan Hoca o üzerindeki gerginliği atabilmiş değil. Dedim ki bu garip bir şey değil mi? Orta yerde böyle bir şey var. Vallahi dedi biz de garipsiyorlar. Biz de anlayamadık diyor. Şimdi bir şey daha söylüyor. Bak şimdi sıfatı profesör, yeniden Refah Partisi'nin genel başkan vekili. AK Parti ile yapılan görüşmeler genel başkanı Sayın Fatih Erbakan ve diğer kurmaylar bu görüşmeleri yaparken suhuletle, sağlıklı bir şekilde yapmaya çalışırlarken Doğan Hoca Halk TV ekranlarına çıkıp ne diyor? AK Parti malı ucuza kapatmaya çalışıyor. Ya, ifadeye bakar mısın? Malı ucuza kapatmaya çalışıyor. Ondan sonra da dönüyor diyor ki biz diyor yeniden Refah'ı AK Parti'yi kazandırmak için kurmadık. Şimdi zurnanın zırt dediği yer burası. Tamam. Şimdi Doğan Hoca böyle diyor. Biz yeniden Refah'ı kurmadık falan diyor. Peki oradaki arkadaşlar da evet. Çok haklısınız.
kadar iyi konuştunuz Sayın Hocam. Bravo. Başladın yine. Hı. Meral Akşener ben CHP'nin kuyruğu olma gibi bir düşünceyle bu parti kurmadım dediğinde çek sifonu gitsin niye dediniz? Rahmetli Erbakan'ın bir ifadesi. Sizi gidi siziler. Bunlar yani işlerine geldiği gibi bak yeniden Refah'ın başkan vekili dedi diye. Peki. Üzerine oynadılar. Şimdi Doğan Aydal'ın bu ifadeleri şahsi görüşü ya hani. Evet. Aradaki o kayışı koparır mı? Heh tam o güzel bir soru sordun. Allah var şimdi. Senin hakkını teslim ediyorum. Pardon? Seni yerim. Şimdi burada sordum. Güzel bir konu. Başlığımız şu Berkancığım. AK Parti ile yeniden Refah ortaklığı bitti mi? Dedim ki bitti mi? Ya hayır dedi canım ne alaka? Ama dedim bu Doğan Aydal Doğan Aydın Aydal hoca Doğan Aydal değil mi? Aydal. Malı ucuza kapatıyorlar diyor dedim. Malı. Ya şu hale bak. İfade bir de BK ifadesi de kullandı finalde. He? BK dedi ya bu. Ya şey söylüyor işte bu Murat Kurum'un falan. Onun üzerinde durmaya gerek yok yani. Zaten de BK denildiğinde yani. Neyse şimdi döndü. Dedim ki bitti mi? Dedi ki bizim görüşmelerimiz daha devam ediyor. En son kulisi veriyoruz. AK Parti ile yeniden Refah Partisi heyetleri arasındaki görüşmeler devam ediyor. Liderler safhasına daha gelmemiş. Yani Erbakan ve Sayın Erdoğan'ın vereceği bir karar bu. Ama heyetler arasındaki görüşmeler devam ediyor. En son AK Parti heyeti süre istemiş. Şimdi bak bir kız isteniyor tamam mı? Bir kız isteniyor. Gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, çıkıntılık falan filan bir sürü şey oluyor. Sonuçta birisi çıkıp çıkıntılık yapıyor. Ya bu kız verilecek yani. Tamam mı? Ya da yok diyecek. Biz vermiyoruz kızımızı. Şimdi burada ya kusura bakmayın biz kızımızı vermiyoruz dediklerinde karşı tarafın bir kırılma gibi bir düşüncesi olmaz. Zamana yayıp biz bir daha bir düşünelim, bir bakalım, edelim vesaire yaparlar. Yani ortamı sıcak tutarlar. Şimdi iki heyet de şu anda böyle. Tamam mı? İki heyetin AK Parti ile yeniden Refah Partisi'nin görüşmeleri bu yüzden henüz bitmiş değil. Herkes diyor ki bitti. Doğan Aydal da dönüp diyor ki malı ucuza kapatmaya çalışıyorlar. Birileri Erbakan'ın kızını İstanbul'da belediye başkan adayı gösteriyor. Peki Elif Erbakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak mı? Bu soru AK Parti ve yeniden Refah Partisi'nin masasında gündeminde yok. Ancak yeniden Refah'ın tabanında yapmış olduğu araştırmalara baktığımızda yani milli görüş geleneğinden gelen milli görüşçüler rahmetli Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görmek istiyorlar. Şimdi sabah aldığımız kulisler bu yönde ama sana döndük diyoruz ki yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında ipler kopmadı. Nasıl ben şunu söylüyorum. Şimdi geçen seçimlerde Cumhur İttifakı dağılıyor. Erbakan hayır dedi falan. Erbakan'ı şeytanlaştırdılar. Kim? AK Parti'ye gönül verenler. Ya yapmayın dedim. Karşı cenahın yaptığını yapmayın. Meral Akşener'in üzerine çekin sifonu dediler falan. Erken öten horozun başını keserler. Erbakan'ı bir dinleyin dedim.
bekleyin. Hain, bilmem ne, onu diyenler çok geçmedi. Böyle birkaç gün sonra bravo falan diye alkışlamaya çalıştılar. Alkışladılar. Şimdi onun için söylüyorum. Sabır. Sabır, sabır. Sabredersen muradına erersin. Ama sabretmez, ipleri koparırsan, bu Doğan Hoca'nın da kötü niyetli birisi olduğunu ben düşünmüyorum. Sabredemiyor. Bir an önce bir şey olsun istiyor, sabredemiyor. Ama bu işler işte genel başkanda, işte liderlerde, şimdi Erbakan'la Sayın Yeniden Rıfa Partisi lideriyle Sayın Erdoğan yakında görüşecekler. Ben Erdoğan'la Fatih Erbakan'ın görüşmesi sonrasında bu konuşmaların beyhude bir konuşma olacağını düşünüyorum. Çıkacak sonuç, Yeniden Refah'ın adayı çıkarmayacağı. Öyle bazılar da diyor ya, Konya istiyorlar, orayı istiyorlar, burayı istiyorlar. Yeniden Refah'ın böyle bir şeyi de yok. Erbakan'ın böyle bir düşüncesi yok. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Erbakan, Fatih Erbakan şu anda 2028 siyaseti yapıyor. Yani bugünden bu kısır çekişmelerin içerisine girme niyetinde değil. Veya siyasi hanesine 2028 yılında siyasetin gerçek aktörü, büyük aktörü olarak halkın karşısına çıktığında millete verebileceği bir cevabı, veremeyebileceği bir cevabının olmasını istemez. Neden? Dönüp dediklerinde kardeş sen bunu yaptın ne diyecek? Ya ben o zaman öyleydim. Yemez. Değil mi? Şimdi mesela bu seçmen, bu muhafazakar camia inat üzerine 2019'da aday gösterip İmamoğlu'na kazandıran Saadet Partisi lideri Erbaşı'yı Temel Karamollaoğlu'nu affeder mi? Temel Karamollaoğlu'nun bak partisinin oyları çok batırdı. Tamamen şu anda Yeniden Refah'a geçiyor. Evet. Millet affetmez. Onun için 2028 planı yapan Erbakan doğruya imza atar diye düşünüyorum ben. Tekrar söylüyorum. 2028 yılı planı yapan Fatih Erbakan yanlış bir adım atmaz. Tığ gibi dokuya dokuya geliyor. Öyle mi diyorsun? Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Yeni kurulan bir parti seçime gidiyor. 5 tane milletvekili çıkarıyor. Türkiye genelindeki oyları %3. İstanbul'daki oy oranı %5. Hatta beklenti 10. Dolayısıyla ya bu kadar basit bir şey değil yani. Bak Muharrem İnce girdi. Dev cüssesiyle Fatih Erbakan kadar olamadı. Ya başarılı olamadı. Ha Muharrem İnce de başarılıydı. Adama tuzak kurdular. FETÖ'cüler. Evet. CHP'lilerle FETÖ'cüler bir oldu. Yoksa ben onun o temposunu beğeniyorum tabii. Yani hızlı gidiyordu tabii. Bir taraf olarak konuşmuyorum ama bir temposu vardı. En azından bir çabası vardı. Evet. Bu Halk TV'deki videoyu getirsene bir daha. Bir göster ya. Biraz evvel ifade ettiğim gibi ben Sayın İmamoğlu'nu savunma noktasında değilim. Ama Allah aşkına karşı tarafın söylediği kadar da gavur biri değil. Bu adamı biz Eyüp Sultan'da gördük, Kur'an okurken gördük. İnsan bazen sıkıntıda kalıp ağzından kaçmış bir cümleyle yargılanmamalıdır. Ben kendisini savunmak noktasında değilim ama bir gerçek var. Ellerini kollarını bağlamışsınız birinin, hadi dövüş diyorsun. Ona rağmen bir takım hizmetler yaptı ve benim bildiğim çok net ifadesini söylüyorum. O kanala karşı bu dahi beka sorunumuzdur bizim. O bile Murat Kurum Beyefendi'nin olmaması için yeterlidir. Hocam çok...
Şimdi bu konuşan kimdi? Nazlı. Doğan Aydal. Doğan Aydal mıydı? İlk konuşan oydu. Hayır, Fatih Erbakan değil miydi? Ya bana ne soruyorsun ya? Ben de afalladım şu anda. Allah aşkına, izlediğiniz videoyu biz size izletiyoruz ki kafanız karışmasın. Sonra siz bizim kafamızı karıştırıyorsunuz. Şükran kimdi? Diyor ki nerede? Aslında şu mu acaba? Şunu mu söylemeye çalışıyor Şükran Hanım ya da diğer dinleyiciler? Acaba de Fatih Erbakan'dan bağımsız olarak oraya çıkması doğru değil diye hayır, konuştuk bak, ya. Söylüyor bak, Rauf'un söylediği şey doğru. Bak diyor ki Hadi abi, Sayın Erbakan'ın ittifaka sadık diyelim ama partisine yapılan açıklamalara herhangi bir müdahale etmemesi Cumhur İttifakı tabanının acayip rahatsız ediyor, çıkıp bir açıklama yap diyoruz. Şimdi ben sabahleyin önemli bir kurmayla görüştüm. Bunlar parti içerisinde konuşulur, bunlar tartışılır. Birader sen ne yapmaya çalışıyorsun denilir ama bunlar kamu önünde sadece şu ifadelerle geçiştirilir. Sayın Doğan Aydal dün akşam Halk TV'de kendi görüşünü ifade etmiştir. Bu partimizin kurumsal görüşü değildir deyip geçiştirilir. Nokta, bu kadar. Zaten sabah ben konuştuğumda da bana da aynı şeyi söylediler. Bu Sayın Gürdal'ın, Sayın Aydal'ın kendi görüşüdür. Partimizi bağlayan bir şey değil. Nokta. Bu tartışmanın bir anlamı yok. Bak. yani biz de bahane arıyoruz ha. Erbakan bir böyle bir şey olsa da Allah'ını severseniz ya. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın. Bak, bugün yarın yine bir anlaşma çıkar buradan. Naz Hocam. Yine bizimkiler başlayacaklar. Aa, kahraman Erbakan. Onun için peşin hükümlü olmayalım. Onu söylüyorum. Of, of. Evet. Neyse, sen yorumlardan sıyrıl. Hacker, hacker sana da selam olsun. Bak, bak ben senin görüşünü katıldım şimdi. Diyorsun ki Ekrem İmamoğlu seviciliği böyle. Kritik bir dönemde çok yanlış. Ekrem İmamoğlu seçilirse sanmıyorum bu sefer de CHP'nin başına geçip erken seçim diye nara atmayacak mı Hadi abim? Heh. Bak baba, ben sabah şimdi ben girişte ne dedim? Bu Doğan Aydal'ın bir Ekrem İmamoğlu aşkı depreşmiş dedim. Evet. Hacker'la benim görüşlerimin örtüştüğü nokta burası. Hayırdır birader? Hayırdır sen Ekrem İmamoğlu gavur değil diyorsun. Kim gavur dedi mesela? Hacker gavur mu demiş Ekrem İmamoğlu'na, sen onun gözünde Ekrem İmamoğlu'nu böyle başka bir noktaya taşıyorsun, muhafazakarlara şirin gözüktürüyorsun. Hayırdır? Ben dediğim o. Bir şey mi var? Zaten şu sıralar şöyle bir şeyler oluyor. İşte İYİ Parti'de olduğu gibi. Hop biz Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz. Hop arka kapı diplomasisiyle güzel bir koltuk, güzel bir makam. Baba sen gel burada otur. Allah hayırlı etsin. Biz bunu Doğan Hoca ile ilgili söylemiyoruz. Koskocaman Refah Partisi'nin başkan vekili. Haşa, ona öyle bir şey söylemiyoruz. Yani İmamoğlu'na gidip de işte arka kapı diplomasisiyle bir şey elde, koltuk, makam. Hayır. Ama konuşması ağzından çıkanları kulağa duymuyor. Duymuyor. Gergin, gergin. Bu gerginliği kendisine de zarar veriyor. Bak ekran nasıl bir şey biliyor musun? Ekran, işte o ekranın şehveti, biraz da o ekranın politikasına göre konuştuğun zaman Peki, bir soru. Halk TV'ye çıkması bir sorun mu? Onu söylüyorum. Bence sorun. Acaba, ya hayır. Yani onu izleyenler acaba şuna mı kızıyor? Neden Halk TV'ye çıkıyor? Hayır, Halk TV'ye çıkmalı. Ben bütün şu yasakların ortadan kaldırılması taraftarıyım. Bütün siyasetçilerin aslında tüm televizyonlarda her kanala çıkmaları gerekiyor. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Ben mesela Murat Kurum AK Parti'nin adayı değil mi?
Şöyle diyorum, Fox TV'de sabah İlker Karagöz'deki taraf, kesinlikle tarafsız bir gazeteci ve başarılı bir gazeteci, İlker Karagöz'e çıksın. İsmail Küçükkaya çıksın. Ama mesela İrfan Değirmenci bir halk meydanı yapıyor. Hayır kardeşim. Fatih Portakal. Adamın zaten şey, Fatih Portakal konuk almıyor. Yani İrfan Değirmenci'ye sen çıktığın zaman adamın zaten tiniyeti belli, zihniyeti belli. Adam geçen gün bir haber veriyor. Yine Hamdi Gürdal göndermiş. Ve ayakta Murat Kurum şey yapıyor. Su içmiyorum bak. Boğazımda falan kalacak bir şey yapacaksan, bir taklit yok yapacaksan. Murat Kurum konuşuyor. Diyor ki kadınlara yönelik diyor. Böyle böyle bu hareket kadın hareketidir diyor Murat Kurum. Ve bu çıkıyor diyor ki. Bak. Vallahi bak. Ayağa kalkıyor. Bıyıklılar, keşeler, kravatlılar, böyle bir baktım dedi ki işte kadın hareketidir diyor mu? Bir tane de kadın yok diyor. Ama o haberi sunarken Allah kimse böyle rezil etmesin. Pat diye geniş açı alıyor. Murat Kurum'un etrafı dolu kadın. Alkışlıyorlar Murat Kurum'u falan, böyle böyle kalıyor. Şimdi böyle bir adamın karşısında elbette ne Murat Kurum olmalı, ne öbürü olmalı, ne öbürü olmalı. Ama Doğan Aydal'ın Halk TV'ye çıkması yanlış değil. Oraya çıkarken oranın politikasının şehvetine kapılmaması gerekiyordu. Onu söylüyor. Evet, doğru söylüyor. Kapıldı. Aa, bu manşet olur. Ne güzel. Vallahi Doğan Hoca manşete nasıl çıkacağını anlamış yani. Biliyor bu işi. Anlamış. Onun için orada o açıklamayı. Ben de sana bu konuda katılıyorum. O zihniyeti biraz daha değiştirmek gerekiyor. Herkes her kanalda özgürce konuşabilmeli.